Lezzet yolculuğu bugün Anadolu'nun en kuzey ucunda yer alan güzel kentimiz Sinop'ta. Bir yarım adaya kurulmuş olan Sinop doğal güzellikleriyle her zaman adından söz ettirmiştir. İşte o doğal güzelliklerin yanına yöresel lezzetlerimizi de koymak için lezzet yolculuğu başlıyor. Böttürelim seni. Beni mi? Tamam, böttürelim beni. Misafir böyle böttürüyoruz mu sizi? Biraz az mı? Açılmıyor. Açıl artık biraz. Açılı mı? Zorlayacağız. Türkiye'deki en lezzetli sırık kebabının yapıldığı diyarlardan biri de Boyabat. Bize derler Sinoplu, biz güzeli severiz, biz güzeli severiz. Hamsilerimizi dizdik, sanat oldu. Resmen sanat derler buna, güzel oldu. Dört mevsim Türkiye'nin en güzel şehirlerinden ve diyarlarından olan Sinop'umuzun hamur işleri de mükemmel. Çekler meydanda dönüyor. Gerze'nin Yaykıl köyüne geldik efendim. Yemyeşil bir köy. İnsanlarla sohbet edeceğiz. Güzel yemekler yapacağız ama önce köçek show, birazdan da halk oyunları sözümüz olsun size. Hadi geçelim, izleyelim. İstiyoruz. Köçeklerimize bu güzel şovlar için teşekkür ediyoruz. Birazdan muhtarımızla sohbet edeceğiz ama önce bir halk oyunları şov sergileyelim. Mavi sultanlar burada. Hepsi birbirinden şirin. Bakın şimdi bize ne oynayacaklar. Alkışlıyoruz. Boşuna söylemiyoruz mavi fırtına diye, mavi sultanlar diye. Yoruldun mu? Yorulmadın mı? Evet, yorulmadım. Helal olsun sana. Gençlik var tabii. Çok güzel oynadınız. Tebrik ediyoruz. Bir daha alkışlıyoruz. Muhtarımızla biraz sohbet edelim. Köyümüz neleriyle meşhurmuş öğrenelim. Nasılsınız Ahmet abicim? İyiyim, çok şükür. Köyümüz 17 mahalleden oluşmuştur. Hayvancılık mı? Hayvancılık, tarım, seracılık. Yani bizim toprağımızda daş da eksen biter. Köyümüzün... Annemiz, sizin anneniz mi? Misafirimiz, annemiz sayılır. Annemiz biraz sayılır. Da onlarla sohbet edelim. Tamam, bakalım buyurun. Hangi yemekler hazırlayacaklar? Neler meşhurmuş köyde öğrenelim. Öğrenelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi yemekler nelerdir çok merak ediyorum. Mesela Yaykıl'ın en ünlü yemeği nedir? Yemeklerimiz makarna vardır, dolmamız var. Kendiniz mi yapıyorsunuz makarnayı, erişte? Evet, makarnamız vardır, dolmamız vardır, katlamamız vardır. Katlama? Evet, yağlı, içi yağlı. Yağlı katlama. Muhtarımızın annesi geldi, ondan da biliyor. Islamalarımız vardır.
Siz ne yapıyordunuz orada biraz önce gelirken biz gördüm. Biz katlama yaptık, hamur yaptık. Turşu mantı mu sen derler. Yapıyordun ha, orada? Ha turşu yapıyordum. Ne turşusuydu o? Lahana turşusu. Gelirken gördüm lahana turşusu var. Gidelim mi oraya doğru? Gidelim. Hazırlıklara. Gidelim. Bakalım neler yapılıyormuş. Evet. Yapalım. Hadi geçelim. Hadi gidelim. Turşusunu kur da yiyelim şu lahanaların. Değil tamam mi? Kurayım yiyeceğiz. Orada bir taraftan sarma yapılıyor. Ne o zeytinyağlı mı olacak? Zeytinyağlı. Çok severiz. Buranın asmaları mı? Buranın. Buranın. Doğal. Kendi bahçelerimizdeki asmalar. Kendi bahçemizden. Kendi hepsi bahçemizden. Hepsi bahçeden. Hele bir de siz yapınca üf evet. Tadından yemiyor. Arka tarafta da hamur fabrikası var. Hamur fabrikasına geçelim. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Hamur o tarafta. Katlama bu tarafta. Katlama mı yapıyorlar burada? Burada bakalım neyi katlıyorlarmış. Burada bayağı hummalı bir çalışma var. Evet, siz burada açıyorsunuz mayalı hamurlarımızı. Açın. Yağlama departmanı neresi? orası yağlama ben departmanı. Sabriye'de ya. Ben böyle büyüdüm. Annem dedim. Açıyor, Sabriye yağlıyor. Yağlayayım. Yani iki tane mi açıyoruz? Evet. İki tane açıyoruz. Evet. Arasını yağlıyoruz. Evet. Biraz un katıyoruz. Evet. Sonra yeniden yağlıyoruz. Açıyoruz. Yeniden açıyoruz. Bir daha açıyoruz. Evet. Oraya gönderiliyor. Orada tekrar açılıyor. Evet, aynı işlem. Peki makarna dediğimiz neydi? İşte orada. Orada. Elinize sağlık, onu da anlatalım. Biraz kurutulmuş. Kurutulmuş. Hafif. Tabii tam olarak kurutulmamış. Yok yok. Ha saçta böttürdük böyle. Böttürdünüz. Ha böttürdük. Hem de yani. Böttürdün mü? Ha saçta böyle öldürdük yani. Ha doğru anladım. Saçta biraz böttürdük. Ardından keştük. Allah ne herkes böyle konuşsa ne olur sanki. O ablalar ne yapıyor orada? O ablalar nohutlu ekmek yapıyor. Nohutlu ekmek orada da başka evet. Bir şey. Evet. Anlaşıldı burada hamur işi çok seviliyor. Evet. Anladım ben zaten abilerin göbeğinden anlıyorum o köyde hamur işini sevildiğini. Gelir gelmez abilerin göbeğine bakıyorum. Burada maşallah iyiler. İyiler. Teşekkür ediyoruz. Hamur işleri böyle. Pişirmeye geçelim. Orada annem bir yerinde kılıç, bir yerinde süpürge beni bekliyor. Acaba o mu böttürüyor? Bakalım bilmiyorum ki. Bu ne şimdi? Bu bizim katlama. Bu nohutlu ekmek. Ha o nohutlu ekmek mi? Evet burada yapılan. Bu? Bu hamur ekmeğimiz. Hamur bizim ekmek. Köyümüzün hamur, hamur ekmeği. Ekmek. Evet bu hamur ekmeğimiz. Katlama? O katlamamız. Katlamamız. Bu da katlama. Evet o evet. Katlamamız. Bu ekmek yerine bu mu tüketiliyor? Evet. Yani ekmek bu. Ekmek bu. Arasında bir şey var mı? Yok. Sanki yandım ben oldum piştim. Piştin mi? Böttürüle mi be sen de böttürüle mi? Böttür bakayım nasıl böttürüyor. Bir güzel üstü daha böttürüyorum. Bir böttürelim seni. Beni mi? Tamam böttürelim beni. Misafir böyle böttürüyoruz mu sizi? Bizim köyde, bizim memlekette misafiri böttürüyle ki böttürüyle demek. Çok keyifliler ya, çok seviyoruz bizi yani. Köylerimizin hepsi muhteşem ama burası da ayrı bir güzel tabii ki. Bakalım başka neler pişiyormuş köyde. Kazanları gördüm gelirken. Oraya geçelim. Evet, kolay tamam. Gelsin. Hadi sağ oldu sana. Sana. Ben buraya gelene kadar kameranın arkasından buraya da yetişmiş annem. Evet, burada... aynen öyle oldu. Hepsini sen anlat. Ne yapılıyor acaba? Geldin de buraya. Haberin var mı burada ne yemeği olduğundan? Yahni, biliyoruz. Kapat, pişti, yahni. Bitti, evet. Kuzu eti mi bu? Kuzu eti. Pişmiş mi, tamam mı? Pişmiştir. Az sonra yiyeceğiz, tadına evet, bakacağız. Evet, biraz sonra pişiriz. Başka ne oluyor? Bir kazan daha var. O kameranın evet, arkasından oraya da koşmazsın değil mi? Yok, oraya koşamazsın. Çok hızlı geldim. Buraya yetişemez. Buğday var, et var, yaktığımız tereyağı var üstünde. Burada herkes çok hızlı. Ben sormadan tarif veriyor annem. Ne bu? Başı, keşkek. Bu kadar. Keşkek. En çok sevdiğimiz yemek. Çok faydalı. Yemesi kolay. Bakın her yerde, her köşede annelerin böyle ellerinde kılıç,
burada da yapıyorlar. Oğlum bak, eski doğal saçlarımız bunlar. Bunlar doğal saçlar. Evet. Doğal saçlar da annelerimiz yapıyor. Modern. Kolay gelsin anacığım. Pişme şeysi burası da işte. Departman mı dedi? Burada pişirme departmanı diyor annem. Pişirme departmanımız. Yaykıl köyünde müthiş hazırlıklar var. Oralarda bir şeyler daha oluyor. Geçelim bakalım neler yapıyorlar. Geliyorum, dökebilirsin. Buyurun. Buyurun, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi biz ne gönderiyoruz sıcak suya? Mantı. 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 Bu sadece su mu? Su. Evet, tuzlu su. Tuzlu su. Evet. Tavuk eti, tavuk suyu falan değil yani. Yok, sadece mantı. Bu mantı neli? Kıyma. Etli. Evet, etli. Sıvır etinden. Sinop'un mantısı çok meşhur. Meşhur. Dillere destan. Şimdi kaynar suya mantımızı gönderdik. Attık. Tuzlu, attık. Ne kadar pişecek? Yarım saatte pişer. Burada ne oluyor? Onda da büşüdük. Orada yemeğe hazır. Evet. Nerede? Burada. Ora benim kısmım. Tamam. Evet, aynen. Buralarda bura pişirildi senin. Ve orada masada tepsi hazırlandı. Tepsi mantılar bana bakıyor. Evet. Şimdi o meşhur mantılar bunlar. Üzeri cevizli, tereyağı eklenmiş. Meşhur Sinop'un mantısı. Annem diyor ki en güzel mantı bizde olur. Bakacağız. O kadar güzel tatları var ki, öyle kilo alırmışım, o olurmuş, yok göbek, yok teras. Hiçbir şey umursamazsınız bu lezzette. Müthiş. Ellerine sağlık, biraz köyümüzü gezelim. Onlar olmazsa kahvaltıların tadı olmaz. Tereyağsız, değil mi? Tereyağsız, süssüz, peynirsiz bir hayat düşünebiliyor musunuz? Dur kızım. Bıraktı gidiyor. Bir de onların peşinden koşacağız işte böyle sütünü almak için. Ama iyi ki varlar. En güzel sütü bizim için imal ediyorlar. Uçak pisti pas geçti şu an. Evet, yaralı bir turna var. Çiftlikte onunla ilgileniyorlar. İyileşip uçup gidecek. Fakat sürekli pisti soldan sağa, sağdan sola deniyormuş. Biz de ona bir türkü yakalım. Belki kendine gelir. Hadi bakalım. Turnalar sevdiğim oy. Sen benimsin bahar gözlüm. Ben ilk defa canlı turna görüyorum. Biraz zor tabii onları bu şekilde görüntüye almak. Sizin içindi. Efendim, Yaykıl köyünde Nezahat, Zülfiye, Özlem ve Şükriye ablamla birlikte yemekler yapacağız. Fark etti mi bir kere de söylediğim isimleri? Teşekkür ederiz. Nasıl ezberlemişim değil mi? Teşekkür ederiz ezberlemişim. Zülfiye abla. Baklava yapacağız inşallah. Evet inşallah. Nezahat abla orada ne yapacağız? Ben güveçte et yapacağım kapama. Çok zor o da. Nereden baksan iki dakika sürüyor. Güveç var. Burada mantı yapacağız. Evet. Meşhur Sinop mantısını evet, hazırlayacağız. Cevizli bu da Sinop kolay mantımız. Değil. Bu da zor. Evet zor. Peki. Ben de pırasa sirkelisi yapacağım. Pırasa sirkelisi. Evet. Şükrü ablamla da pırasa sirkelisi yapacağız. Malzemeler hazır Şükrü abla. Hazır. Burada ne kaynıyor? Burada suyumuz kaynıyor. Kaynar suyumuz pırasamızı var. Pırasamızı pişireceğiz. Doğradık pırasaları. Doğradı. Unumuz var malzememiz. Unumuz var. Sarımsağımız var. Yoğurdumuz var. Sirke mi o? Sirkemiz var. Meşhur ismini oradan alıyor meşhur yemeğimiz. Evet. Pırasa unumuz sirkelisi. Var. Evet. O zaman hazırlamaya başlayalım. Tamam. Suyumuz kaynamış, kaynamış, pırasalar doğranmış, evet. Sirkemiz, sarımsağımız, unumuz, tuzumuz evet, hazır. Hazır. Başlıyoruz. Kaynar suya pırasaları atıyoruz. Şükrü ablam pırasaları haşladı. Evet, pişirdim. Şimdi yağımızı kızdırıyoruz. Evet. Burada bunları kızartacak mıyız balık evet, yapar gibi? Evet. Allah Allah. Onlayıp kızartacağız. Sirkeyi ne zaman kullanacağız? Sirkeyi de bu kızardıktan sonra yoğurdun içine katacağız. Ha, sirkeli yoğurtla beraber. Evet. İlginç. Şey evde pırasa varsa deneyin. Ben birazdan tadına bakacağım. Şimdi unlayacağız. Evet. Kızgın yağ atacağız. Tamam.
Hadi bakalım, balık pişirir gibi. Şükrü ablamıza teşekkür ediyoruz. Biz bunu bitirip mantıya geçiyoruz. Sırada Özlem ablamızla Sinovumuzun meşhur mantısı var. Manzaramız da çok güzel. Yani tavuklar, ördekler, civcivler, sülünler. Ne güzel değil mi? Nasılsınız Özlem abla, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Sinop usulü mantımızın malzemeleri nelerdir? Unumuz, normal bir hamur yapacağız, evet, yumurta. Evet, normal bir tuz katacağız. Yoğurt oluyor mu? Yok, içinde? Hayır, olmuyor. Olmuyor. Sadece suyla, su, yumurta ve unu. Tuz, tamam, evet. Bu kadar. İçi için? İçi için bir baş soğan yapıyoruz, karabiber, pul biber, tuz, onu yoğuruyoruz. Yani, mantımızın içine koyuyoruz. Şu malzeme. Evet, malzeme. Onlar burada. Evet. Ceviz nerede? Ceviz içine sıfacağız, üstüne. Üstüne değil mi serpeceğiz? Evet. Sonra tereyağı. Tereyağı da Yaşadık. Çok o güzel. Muhteşem mantı için hazırsanız biz evet. Başlıyoruz. Hazırlamaya. Evet. Malzemelerimiz bu kadar. Evet. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Şekline bakalım. Nasılmış? Malzememiz hazır. İçinde soğan var, pul biber var, karabiber var, tuz var. Bu kadar. Evet. Kıymayla birlikte yoğrulmuş malzememizi hamurlarımıza yerleştiriyoruz ve ikiye katlıyoruz uçlarından. Üçgen olacaklar. Ardından haşlıyoruz değil mi Özlem abla? Haşlıyoruz. Asıl önemli kısım süzüyoruz, tepsiye yayıyoruz. Bu yemek kalabalıkla beraber çok daha güzel oluyor. Evet. Elinize sağlık Özlem ablacığım. Sırada... Olsun. Baklava. Evet. İşimiz biraz uzun. Sırada baklavamız var. Zülfü ablamızla yapacağız. Zülfü abla cevizli olacak. Evet, cevizli baklava. Şimdi malzemelerimiz güzel bir baklava için, hamur için malzemelerimiz açmak için nişasta, evet, un, yağımız, tuzumuz, sütümüz, kabartma yumurtamız, kabartma tozumuz. Hazırlayalım bezelerimizi, evet. Yufkalarımızı açalım. Ablamın işi zor. Bunları tek tek açıyor, arasına nişasta koyuyor, katlıyor, sonra bir daha açıyor, bir şeyler yapıyor, cevizini yeniden katlıyor. Zor. Cevizini atıyorum şimdi. Şimdi ilk yaptığı tabanına koyduğu yufkayı iki tanenin üzerine ceviz ve fındık karışımımızı ilave ettik. Evet, şimdi bunu da koyacağız. Biraz böyle parçalanıyor diyor hamur nişastayla tekrar açıldığı için. Nişastalı bir hamur olduğu için. Ama öyle oluyor. Sanırım ağzımızda kaybolacak bir tatlı geliyor. İnşallah. Baklava geliyor. Evet. Bu işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Cevizlerimizi her kata ilave ediyoruz ve sonra kesiliyor değil mi? Kesiyoruz, yağ döküyoruz. Üzerine de şerbetini döküyoruz, yiyoruz. İnşallah. İşte Sinop'taki baklava farklı gördüğünüz gibi. Farklı usulle açılıyor hamur, biraz zahmetli. Teşekkür ediyoruz Zülfü ablama. Şimdi sırada... Güvecimiz var. İşte en çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi var sırada. Güveç. Sinop'ta her şey çok güzel olduğu için yani doğası yemyeşil, her şey taptaze, organik, doğal. O yüzden göğeçlerin tadı da çok güzel oluyormuş. Evet. Peki biz yine malzememizi toprak kabımıza çiğden atacağız. Öyle değil mi?
Evet. İzzet ablacığım nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür. Sizi sormalı. Teşekkür ederim, sağ olun. Hazırlıklar güzel, hamuru da yoğurmuşsun. Evet. Bu üzerini kapatman için mi, hava mı almasını istemiyorsun? Bu, kapak. Kapağını tutması için, hava alması için. Bu nasıl koymayacağız? Düdüklü tencere gibi yani. Eski düdüklü tenceremiz yoktu, bunları da. Böyle miydi yani eskiden? Evet. Toprak kap ve hamur vardı. Eski evet. usulle hazırlayacağız göveci. Evet. Şimdi göveci için malzemelerimiz nelerdir? Bu mevsimde neler koyulur göveci? Bu mevsimde Sinop'ta. Biber, domates, soğan. Arpacık işte. Soğan var. Evet. Yağımız var. Yağımız var, baharat var işte. Karabiber, pul biber. Tuz. Sıvı yağımız. Sıvı yağımız. Önceden yoğurduğumuz kapağını kapatmak için unutmuş. Et ne eti? Et, sığır eti. Önce göğecimize... Yağımızı. Yağımızı mı koyalım? Evet. Yağımızı koyuyoruz. Sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Nezahat ablamız tüm malzemeyi çiğden gönderdi. Baharatlarını da ekledi. En üstte arpacık soğanları da serpiştirdi. Şimdi kapağı örtüyor ve hava almasın diye hamurla kapatıyor. Eline sağlık Nezahat ablacığım. Bu biraz baklavadan kolay oldu, iyi oldu. Biz işin kolayını seçtik. Birazdan masadayız. Benim işim daha kolay. Tadına bakacağım. Gerze'ye bağlı Yaykıl köyümüzde ziyafet hazır. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hamur işi yoğunluklu. Yani yoğunlukta hamur işi var. Seviyorlar değil mi? Evet. Burada. Ben de severim. İyi ki gelmiş. Biz mantı yaptık. Pırasa sirkemsi yaptık. Güveç yaptık. Baklava yaptık. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi tadlarına bakalım. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Efendim, Yaykıl Köyü'ne çok teşekkür ediyoruz. O kadar lezzetli ki yemekler. Sinop'a geldiğinizde hem bu eşsiz, muhteşem manzaranın keyfini çıkarın, hem de bu güzel yemeklerin tadına bakın. Tüm köyümüze teşekkür ediyoruz. Lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Sinop'a geldiğinizde şöyle sokakları gezerken muhteşem bir manzarayla karşılaşacaksınız. Vitrinlere baktığınızda enfes, sanat mahsulü, müthiş ürünleri göreceksiniz. Yani tekne modelleri. Bu işin aslında sanat kısmı ayrıntıda gizli. Gerçekten çok özeniyorlar. Sinop'a geldiğinizde el emeği göz nuru efendim. Bunlar çok özel. Bence her biri birer sanat eseri. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür Şimdi sizi ederim. O güzel teknelerle baş başa bırakıyorum. Gerçek sanacaksınız. Türkiye'deki en lezzetli sırık kebabının yapıldığı diyarlardan biri de Boyabat. Boyabat'ımızdaki sırık kebabı çok lezzetli oluyor. Ahmet abimin yanındayım. Nasılsınız Ahmet abi? İyiyim abi. Çam sırığı değil mi? Evet, çam sırığı. Şunun etkisi var mı lezzete ya? Evet. Bu ağacın olmasının yani bir lezzete etkisi oluyor mu? Oluyor. Demir yapsak böyle olmaz mı? Olmaz. Malzememiz
Sırık, kuzu, tuz. Evet, tuz. Çıbık. Kuzunun ağzını... Evet, burada. Evet. Bu çıbık ne için? Bu çıbık neden yapılmış? Fındırtlan. Bunlar düğme olacak kuzuya. Yani evet, şu bölüme evet, düğme olacaklar. Bunu da yani iple falan yapılmıyor bu ayabatta. İşi bilenler eski taktikle yapıyor bu işi. Yani ya çam ya da fındık dalıyla düğmeleri ilikliyorlar hava almayacağı şekilde. Tuz ne işe yarıyor? Onu da göreceğiz. Öyle değil Muhammed abi? Evet, evet. Şimdi gel. Sadece sırık kebap hazırlıkları başlıyor. Ocağı da müthiş. Ayrılmayın. Önce hazırlıklarımızı bitirelim. Kuzumuzu sırağa geçirelim. Sırada pişirme işlemi var. Sıralanacaklar ve kaç saat pişecek Ahmet abi? 4 saat. 4 mü? Evet, 4. Çayın çorban var değil mi? Var. Bekleriz. 4 saat boyunca kuzumuz pişecek. Biz de sabırla bekleyeceğiz. Birbirinin üzerine böyle yağlar damlayacak. Nar gibi kızaracak. Biz de tadına bakacağız. Teşekkür ederiz. Bir şey diyemeyim. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Ben artık uzaktan bir yerden şöyle izleyeyim Ahmet tamam, abi. Tamam. Ahmet ustamıza teşekkür ediyoruz. Boyabatımızın en meşhur yemeği olan sırık kebabını gayet güzel hazırlamış. Şimdi soğutmadan tadına bakalım. Ahmet ustamızın ellerine sağlık. Ziyafetimiz devam etsin. Yolculuğumuz da öyle. Sinop merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Erfelek Tatlıca Şelalelerindeyiz. Erfelek Barajı yapılırken keşfediliyor. Yani yapılan yollar sayesinde artık insanlar buraya ulaşabiliyor. Gezginlerin, temiz havanın, hoş manzaranın müptelasıyım diyenlerin yeni rotası ve 28 tane farklı özellikle merdiven gibi aşağıya dökülen şelale sizi karşılıyor. Tavsiye ediyoruz. Birkaç tanesini gezelim isterseniz. Bahçelerde kereviz, bahçelerde kereviz, biz kereviz yemeyiz, biz kereviz yemeyiz. Bize derler Sinoplu, bize derler Sinoplu, biz güzeli severiz, biz güzeli severiz. Tin, tin, tinimini hanım, tin, 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 tinimini hanım, seni seviyor canım, seni seviyor canım. Tin, tin. Tinimini hanım, tin tin tin. Tinimini hanım, seni seviyor canım, seni seviyor canım. Nermiye ablamla konserlerimiz başladı. Konser yaparken bir taraftan da inşallah yemekleri anlatacağız. Peki hangi yemekler? Nermiye abla nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ta buralara kadar geldim. Bu Sinoplular kerevizi sevmiyorsa acaba ne yiyor? Bak böyle güzel meyveden çorbalar. Dinç evet, tutar. Pekmezli erik kurusundan çorba yapacağız. Yani biz erik çorbası yapacuk. Yapacuk. Başka ne yapacuk?
mantar kurusundan gene bulgurlu mantar yapacağız. Bulgurlu mantar yapacağız. Evet, kabak böreği yapacağız. Cevizli, bayağı sağlıklı, tereyağlı, az kalorili yemekler ve kesinlikle çorbalar hazırlayacağız kesinlikle sizin için. Efendim, Erfelek'teyiz. Erfelek'te Nermin ablamla şimdi yemeklere başlıyoruz. Şimdi önce erik çorbamızı hazırlıyoruz. Erik çorbası için malzemelerimiz nelerdir Nermin abla? Bak, böyle karışık bir erik onları kurutulmuş. Elma ve erik. Yoğurt, pekmezimiz var gene. Hiçbir katkısı olmayan ben doğal. Ben onu ciğer zannettim. Hayır, değil. Doğal meyveden elma ve armut karışımı. Tamam. Tereyağımız var. Evet, has tereyağı biliyorsunuz Karadeniz. O da benim bir sosum, kışlık hazırlıyorum. Biber tuzu diye. Kırmızı biber, sarımsak var içinde. Nanemiz var. Nane ve tuz. Tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. İsterseniz hazırlamaya başlayalım. Önce tencerede işler var galiba. Var. Başlayalım o zaman. Hı. Nermin ablamla hazırlıklarımız devam ediyor. Erikli çorbamız için tereyağımızı erittik. Erik ve elmalarımızı ilave ettik. Şimdi ne yapacağız Nermin abla? Şimdi onun böyle bir sosunu koyacağım. Yoğurt ekşili, yoğurtlu. Ve bunu soğuk olarak yenirse daha güzel olur. Soğuk çorba olacak yani. Bunu soğutacağız. Soğutacağız. Kıvam içinde unumuz var. Unumuz, pekmez ve yoğurt. Bu kadar. Bunları ilave ediyoruz ve erikli çorbamız hazırlanmış oluyor. Birazdan diğer yemeğimizle karşınızdayız. Bitirelim bunu. Sırada mantar ve bulgurun eşsiz uyumu var. İlk defa deneyeceğiz. Diğer malzemelerimiz nelerdir bulgurlu mantar için? Evet, şöyle soğanımız var. Yoğurdumuz bulgurumuz var. Gene köy bulguru. Kuru mantarımız var. Yaş haliyle de oluyor ama biz şu anda olmadığı için kurusundan yapacağız. Tereyağım var gene, has tereyağı. Sarımsak ve kırmızı toz biber. Sıvı yağım var. Yoğurt. Bir de sosumuz var üzerine. Bir de en son üstüne zeytinyağlı sosum var. Onda da toz kırmızı toz biber var. Toz kırmızı biber çok kullanırız. Başlayalım. Güzel bir başlayalım. Kutu. Tabii ki buyurun. Bu ilk defa deneyeceğimiz için sabırsızlanıyoruz. Bakalım. Yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Önce sıvı yağ, tereyağı, ardından soğanımızı kavurduk. Sonra mantarlarımızı kavurduk. Tabii biraz önceki o sos var, evet, içinde. Evet, biber tuzumuz var. Yine kırmızı toz, toz biber biberimiz var. Güzelce kavruldu. Kuru mantarlar normal, evet, haline döndü. Evet, su koyacağız. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Evet, bir de bulgur atacağız. Yoğurt son üstüne. Yoğurt en son. Piştikten sonra en son üstüne dökülüp sarımsaklı yoğurt. Serviste. Serviste. Çok güzel bir yemek. Nermin ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir tarif. Farklı mantarlarla da bunu siz deneyin. Ama bu mantarı bulabilirseniz, fesleğen mantarını, ne mutlu. Bu yemek için de elinize sağlık. Bunu tamamlayıp diğer yemeğimize geçelim. Bakalım o neymiş? Sırada çok güzel bir börek tarifi var. Cevizli kabak böreği. Malzemelerimizi hemen söyleyelim. Evet. Rendelenmiş kabağımız, tatlı elma pekmezi, gene hamurumuz, su, un, tuz. Bu kadar. Evet. Yumurta normal var mı hamurda? Yok. Yumurtasız. Normal yufkalık hamur. Tamam. Ondan sonra içinde işte kabak, pekmez, tarçın, ceviz, toz şekerimiz, tereyağımız ve incecik az bir soğan. Yarım soğan diyelim. Malzemelerimiz bunlar. Önce içini hazırlayacağız galiba. Evet, içini hazırlayacağız. Sonra hamurunu açacağız. Aynen öyle. İçini hazırlayalım sizin için. Bakalım nasıl oluyormuş. Tamamdır. Nermin ablam çok pratik, çok hızlı. İçi hazırladı, kabaklı ve cevizli ve hamurlar açıldı bile. Şimdi hamurlarımızı pişireceğiz. Burada bir ilginç bir işlem var, evet, anladığım kadarıyla. Biraz farklı. İzleyelim, görelim. Evet. Önce hamuru pişiriyoruz. Hamuru pişiriyoruz. Pişmeden hemen içine doldurup tekrar çeviriyoruz. Bu tam pişmeden yani. Evet, şimdi üstünü hemen, hemen atıyorum. Hemen üzerine koyduk. 5 saniye sonra
Yani bu işlemi sadece sacın evet. üzerinde yapıyorsunuz. Önceden yapmıyorsunuz. Hayır. Tablanın sıcak, üzerindeyken sıcak, taze taze. Yapışıyor birbirine. Evet. Şimdi yapıştırıyoruz kenarları. Şimdi çeviriyoruz. Ve çeviriyoruz. Peki bu kadar mı? Bu işlem kadar, bittikten bu kadar. Sonra kesiyoruz. Tereyağı sürüyoruz en üstüne. Üstte. Evet sıcak en üstte sıcak. Tereyağı eritiliyor, yani sürülüyor, eriyor ve afiyetle tadına bakacaksınız. Tıpkı birazdan benim yapacağım gibi. Yemeklerimizle ve bu güzel tatlı böreğimizle az evet. sonra birlikte olacağız. Nermi ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Geleneksel evet. lezzetlerimizi bize anlattığı için. Erfelek'te yemekler hazır ama Erfelek'in en orijinal, en güzel sözlü, sesli abisi Faik abim de var. Ona burada Faik diyorlar ama. Faik abi. Aynı zamanda benim kadar da iştahlıymış. Nasılsın Faik abi? Allah'a çok şükür. Şimdi yemekler çok güzel. Yöresel yemeklerimizi Nermiye ablamız yaptı. Sağ olsun. Erikli çorbamız var. Burada bulgurlu mantarımız var. E bir de kabaklı, cevizli böreğimiz var. Onun dışında yine Erfelek'in muhteşem yemekleri. Nermiye ablamız ve buradaki ekip çok kamerat. Hakikaten çok güzel görünüyor hepsi. Tadına bir bir bakacağız. Ama önce hazırladığımız yemekler. Çorbamız. Kimi yer, kimi bakar, kıyamet o zaman koparsın. Bunu sadece sen yiyorsun, dedik arkadaşlar ama hayır olmadıymış. Ya ben... Şimdi ben sana anlatayım. Kıyamet kopmasın diye. Ben şimdi o arkadaşlarına bulacağım. Efendim biz ziyafetimize devam ediyoruz. Faik abiyle şimdi bütün yemeklerin tadına bakacağız. Nermi ablamızın eline sağlık. Erfelek'teydi. Erfelek'in en güzel yemeklerini size anlatmaya gayret ettik. Üçü de birbirinden güzeldi. Sağ olsunlar. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Dört mevsim Türkiye'nin en güzel şehirlerinden ve diyarlarından olan Sinop'umuzun hamur işleri de mükemmel. Salih abla gibi ablalarımız artık döktürüyorlar yani hamur işlerinde. Şimdi size en güzelinden, en lezzetlisinden lokul tarifi vereceğiz. Salih ablacığım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Sizler teşekkür nasılsınız? Ederiz. Şükür iyiyiz. Salih ablamız bize iki çeşit lokul hazırlayacak. Evet. Lokul. Tatlı evet. severler için de, tuzlu severler için de. İki çeşidi lokul de var. Var. Evet. Ben ikisini de seviyorum. O yüzden Salih ablamız ikisi için de hazırlık yapmış. Evet. Yaşadık. İki tarifi de alacağız şimdi. Öncelikle üzümlü ve cevizli olanların içindeki malzemeler nelerdir? Şeker, ceviz, üzüm evet. kullanıyoruz. Üzerine, kızarması için onlar. Evet. Açtığımız yufkaya yağ sürüyoruz. Yaptıktan sonra da üzerine yumurta sürüyoruz ve susam koyuyoruz. Onda da susam var. Yani ikisinde de susam var zaten. Kıymalı olanda çörek otu, üzümlü olanda susam. Tamam bu malzemeler o zaman buranın mayamız zaten hamurumuz Hamurda için. Hamurda olacak mayamız evet. Peki hamurumuz
buradaki malzeme bildiğimiz bir pasta hamuru gibi, ekmek hamuru gibi. Ekmek hamuru gibi değil de biraz poğaça hamuru gibi bir hamur hazırlıyoruz. İşte su, tuz, şeker koyuyoruz bir miktar, maya, yumurta, az sıvı yağ, yoğurt karışımından oluşan bir hamurumuz var. O zaman önce hamurumuzu hazırlayalım. Evet. Ardından her iki çeşidimizi de sizler için ekranlarınıza getirelim. Başlayalım. Başlayalım. Salih ablamız hamurlarımızı açmaya başladı. Yağ sürüyor, toz şeker ekliyor. Bu da demektir ki cevizli ve üzümlü lokum olacak bu. Bir kısmını böyle hazırlayacak, diğer kısmını da kıyma severler için. Ben çok tatlı lokum sevmiyorum. Biraz daha tuzlu seviyorum diyenler için diğer lokum türümüzü hazırlayacak. Hepsi bittikten sonra fırını boylayacaklar. Ardından sizin adınıza tadına bakacağım. Teşekkür ederim Salih ablacığım. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık sizlerin de. Masada görüşürüz. Salih ablamızın ellerine sağlık. Lokullar hazır. Hemen susamlardan anladım. Evet, burada cevizli ve üzümlü lokul var. Burada ise kıymalı. Çünkü çörek otu var. Lokulların tadına bakıyorum. Önce tozudan başlayalım. Salih ablamızın ellerinde de bir şey var. Ya farklı bir şey bu. Biz aynı şekilde tutturamayabiliriz bu lezzeti ve bu kıvamı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sinop'a geldiğinizde nasıl olsa bayatlamıyormuş. Efendim, poşetlerinizi lokulla doldurup sevdiklerinize götürebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Senin onu niye yaptığını. Çıkarın olmasa yapmazsın o hareketi bana. Balık olmasa bana yine aynı şekilde davranacak mısın? Azman. Tabii tabii. Bir hamsi neler yaptırıyor görüyorsun Mustafa abi. Doğru bir hamsi nelere kadir. Sen bunu hak ettin. Al. Afiyet olsun. Ağzının tadını biliyor. Tabii hamsinin başkentindeyiz. Sinop denilince akla taze balık gelir. Karadeniz hamsisinin en fazla olduğu yer bu burundur. Buradan geçmeden bir yere gidemez. Öyle değil mi Mustafa abi? Doğru söylüyorsunuz. Tam yerindeyiz. Mevsim balıklarının bazılarından size 3 farklı yemek hazırlayacak Mustafa şefimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, hoş geldiniz. Tabii iyisiniz, manzaranın güzelliğine bakın. Biz hiç görmüyoruz böyle manzaralar. Maşallah çok güzel bir manzara var arkamızda. Sık sık gelmeniz gerekiyor. Geliriz artık sinema. Şimdi hamsiden, hamsili pilav yapacağız. İç pilav. İç pilav yapacağız. Ardından levrek buğulama yapacağız. Levrek buğulama. Ve çarpan güveç hazırlayacağız. Ben hiç denemedim çarpan güveci. Şimdi hamsiden güzel bir iç pilav hazırlayacağız. Mustafa abi. Tabii. Malzemelerimizi izleyicilerimize sayalım. Hamsilerimiz var. Hamsimiz, haşlanmış pilavımız var. Piriç. Dereotumuz var. Sızma zeytinyağımız var. Çam fıstığımız.
kuş üzümümüz, bir de soğanımız var. Bir de mısır unu kullanacağız. Mısır unu kullanacağız tabii. Onu gösteririz şey yaparken. Hamsiyi unlayacağız. Tavayı öyle dizeceğiz. Öyle mi? Tabii tabii. Normalde birçok pilavda aslında yapmazlar yok, bunu. Yok yok. Burada yapılıyor ama burada sınıfta. Burada yapılıyor. Özelliği bu yani burada. Daha gevrek ve çıtır çıtır olur. Tabii daha güzel olur. İçinde daha yumuşak olur böylece. Doğru. O zaman başlayalım biz hazırlıklarımıza. Önce hamsili iç pilav. Şefimiz, Mustafa abimiz iç pilavını hazırladı. Mis kokulu süper bir pilav oldu. Şimdi tavaya önce hamsiler mi gidecek? Tabii, önce hamsileri dizeceğiz şimdi. Unlayacak mıyız? Tabii, unlamadan olmaz. Unlayalım, dizelim. Tamam. Tek taraflarını değil mi? Tabii, tabii. Buradaki önemli olan ayrıntı o. Bir tarafını unluyorsunuz dışını. Pullarının olduğu bölümü. Ve tavaya diziyorsunuz. Bir kısmı da tavadan dışarıya taşıyacak şekilde. Çünkü onu katlayacağız. Kapatacağız az sonra. Şimdi balıklarımızı güzelce tavamıza dizelim. İç pilavımızı içine koyalım. Koyalım, ilave edelim ve tekrar kapatalım. Ondan sonra pişirme işlemi nasıl oluyor onu merak ediyorum. Çeviriyor mu? Ne oluyor bu işler? Birazdan. Birazdan. Dizdik, iç pilavını gönderiyoruz. Yesinler. Sonra kapatacağız tabii, değil mi üzerini? Üstüne yani tekrar aynı şekilde kaplayacağız şekilde. Üstüne. Sonra pişireceğiz, çevireceğiz. Tabii. Balıkla beraber pirincimiz de demlenecek. Doğru. Biraz daha şişecek, yumuşayacak, doğru, hazır olacak. Hı-hı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bunu bitirelim. Sırada levrek buğulamamız var. Severiz ekip olarak. Levreğin en güzel hali buğulandığı hali. Doğrudur. Buradaki diğer bir ismi tıkıratma. 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 Levreğimiz hazır. Hazır. Burada. Fileto levreğimiz. Fileto alınmış. Soğanımız var. Domates, maydanoz, defne yaprağımız. Olmazsa olmaz. Olmazsa tıraş limonumuz, karabiberimiz, bir de pul biberimiz var. Zeytinyağı da yap. Tabii. Zeytinyağı kullanacağız biraz. Tabii zeytinyağı kullanacağız. Hazırlayalım o zaman. Soğanımızı güzelce kavurduk. Sert kalmaması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Onlar iyice yumuşadığında karabiberimizi ve tıraş limonumuzu ekledi. Mustafa şefimiz ardından levrekleri gönderdi. Pilota çıkarmış levrekler. Üzerine domatesler, kenarına defne yaprakları eklendi. Maydanozu, tüm malzeme gönderildi. Geriye sadece pul biberi kaldı. O da ekleniyor. Az da su koyacağız. Ve biraz da su daha yumuşasın, daha güzel olsun diye. Onu yumuşatacak, buharında pişirecek. Nasıl buhar olacak? Kapağını kapatacak. Yani kapatıp pişmeye bırakacağız. Levrek buğulamamız da böyle. Hepinizin evlerinizde yapabileceğiniz enfes bir tarif geldi Mustafa şefimizden. Teşekkür ediyoruz. Aferin. Şimdi sırada çarpan güveç var. Bakalım neden çarpıyormuş? Çarpan güveci için malzemelerimiz geldi masamıza. Bayağı malzemesi varmış. Var, bayağı var. Balıklarımızı önceden temizlemiş, tabii, hazırlamış. Tabii fileto halinde. Ellerinize sağlık. Çarpan balığımız. Latife diyoruz. İsmini oradan alıyor. Denizde dikkat etmemiz gereken balıklardan bir tanesi. Hani elinize aldığınızda da dikkat edin. Görüntüsü çok yakışıklı değildir, tadı iyidir. Üzerinde bir iğne vardır, ona dokunmamak gerekir. Bayağı sizi rahatsız edecektir. Diğer malzemelerimiz de krema. Krema var. Sarımsak, tereyağı, kaşarımız, mantarımız. Bir de defne yaprağımız var. Yine limonumuz var. Tabii. Bu sos limonumuz. Özel. Bu sos özel. Bize ait. Ne var içinde? Bunun içinde ana domates, hatlarıyla. Soğan, bir iki baharat çeşitimiz var. Şimdi ilk yine hazırlığımız tavamızda başlıyor. Tabii tavamız olacağımız. Başlayalım balığımızı hazırlamaya. Balıklarımız biraz piştikten sonra zaten önceden haşlanan mantarımızı atıyoruz. İlave ediyoruz. Neyimiz kaldı acaba geriye? Üstünü kapağımızı örteceğiz. Pişecek yani önce. Tabii. Piştikten sonra? Kiremitimize koyacağız. Evet. Üstüne kaşar koyup kremayla beraber salamandıraya vereceğiz. Bunun üstü kızarması için. Salamandıra nedir? Bu üstte ısıtıcı. Isıtıcıya yani üstündeki vereceğiz. Kaşarı eriteceksin. Ha, o eridiğinde
sunum, servis hazır, hazır oluyor. Elinize sağlık. Aferin. Mustafa şefimize çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel 3 tarif aldık. Birazdan tadına bakacağız. Masada görüşmek üzere. Karasu'da pazar var, Karasu'da pazar var. Nazmiye'mde nazar var, oy niyah yar niyah, vay niyah vay vay. Nazmiye'mde nazar var, oy niyah yar niyah, vay niyah vay vay. Çok sallanma Nazmiye'm, çok sallanma Nazmiye'm. Senden daha güzel var, oy niyah yar niyah, vay. Senden daha güzel var oyun ya, yarın ya, vayın ya, vay vay. Yüreğinize sağlık. Murat abi ne güzel söylediniz. Teşekkür ederim. Üstadlar ne güzel çaldı. Grup Pervane'ye çok teşekkür ediyorum. Ne yapmıştık hatırlayalım. Hamsi içli pilavımız vardı. Levrek buğulamamız vardı. Bir de çarpan güveç. Hepsi çok güzel görünüyor. Şefimizin eline sağlık. Şimdi hemen soğutmadan tadına bakmak lazım. Önce hamsimizden başlayalım. Şefimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayrıca tüm Sinop'a teşekkür ediyoruz. Yeşiliyle mavisiyle gerçekten Türkiye'mizin, Anadolu'muzun en güzel diyarlarından bir tanesi. Güler yüzlü insanlar ve köklü kültürüyle de hakikaten hem göze hem kulaklara hem de damaklara hitap ediyor bu güzel şehir. Herkesi Sinop'a bekliyoruz. Tüm Sinop'a teşekkür ediyoruz. Yine başka bir bölümde, farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sizi güzel bir Sinop türküsüyle baş başa bırakıyoruz efendim. Grup Pervane. Ben olsam düğmeleri, ben olsam düğmeleri.